Merhabalar Sertaş Bey. Merhaba. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, tabii. Adım Sertaş Hanımoğlu. Lepkoşa'da yaşıyorum. Tavlayla uğraşıyorum bu aralar. Tek uğraşımı seyahat tavlayla evet. Artı bir de restoran işletmeciliği yaparım. Evet, çok güzel. Klasik tavlayla ilk ne zaman tanıştınız? Şimdi tam tarih olarak hatırlıyorum ama klasik evet. Tavlayı çocukluğumdan beri oynarım. Çocukluğumdan beri. Babamdan, kardeşlerimden. Kendinizi bildiğinizde beri tabii, tabii. Oynarsınız. Evet, evet. Evet, çok güzel. Peki bu modern tavlaya geçişiniz nasıl oldu? Modern tavlaya bir arkadaşın tavsiye ediyorum. Cengiz Başkan'ın evet. Ligine dahil oldum. Orada öğrendim. Orada öğrendim. Tarih olarak aşağı yukarıya bir 10 yıl var. Bir 10 yıldır oynuyorsunuz. Atatürk İstaklığı'nın alt tarafında. Orada tanıştık. Orada tanıştık. Evet. Severek oynuyorsunuz, tabii. Devam ediyorsunuz. O günden bugüne hala daha devam ediyoruz. Peki yorum yapacak olsanız yapılan organizasyonlar, gereklilikler, turnuvalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki dünya çapında daha büyük turnuvalar var. Evet. Ama Cengiz Başkanı'ndayım. Evet. Bu büyük turnuvaları çok rahat organize edebileceğini düşünüyorum. Bizim onların biraz küçüğü ama gayet evet. Güzel, eğlenceli, güzel. Çok beğeniyorum. Yani bu organizasyonu diyorsunuz, yaptığınız organizasyonları. Bir adım daha öteye taşıyabiliriz diyorsunuz. Tabii ki. Biraz şartlar, daha büyük bir adım. Şartlar uygun olursa. Uygun olursa. Tabii tabii. Evet. Şu an Kıbrıs'ta bayağı iyi oyuncular var. Bayağı iyi oyuncular var. Dünya sıralamasına gelecek oyuncular var. Dolayısıyla olmasını da isteriz. Gelişmiş bir üyeyiz diyorsunuz. Aile olarak. Tabii ki. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Size başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam mı?